Dostlar az önce faydalı olacağını, çok faydalı olacağını düşündüğüm bir video çektik. Biraz kafa gıdıklayıcı. Sonuna kadar izlemenizi öneririm ve rica ederim. Çünkü içinde 0 lirayla nasıl yatırım yapacağımı anlattığım bir hikaye var. Belki kulağınıza küpe olur. Yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi videoya geçebiliriz. Herkese merhaba sevgili dostlar. Ekonomist Çoban kanalının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Mustafa, bundan 2-3 ay önce sen bana Türkiye'de cebinde parası olanın Türkiye'nin şartlarında avantaj sağlayabileceğini, güzel yatırımlar yapabileceğini söylemiştin. Ben de sana şunu sormuştum. Peki cebinde parası olmayan insan bu fırsatlardan nasıl yararlanabilir? 2-3 ay sonra sana söyleyeceğim demiştim. 2-3 ay geçti. Şimdi bana bunu anlat ve herkes bu konudan faydalansın. 2-3 ay sonra dememin nedeni faizlerin dibe vuracağını, seri halde faiz düşeceğini ve faizlerin bir yerde artık imkansız faize değeceğini, bir yerde artık kontrolden çıkmış bir düşük faiz ortamına gireceğimizi düşündüğüm için söyledim. Ve dün itibariyle bu süreç tamamlandı. Dün Merkez Bankası'nın para politikası kurumu toplantısı sonucunda 0.75 puan daha faiz indirildi. Şu anda geldiğimiz noktada inandırıcı olmayan, gerçek olduğunu düşünmediğimiz enflasyon oranının bile bir enflasyon oranı açıklanıyor ya, biz ona inanmıyoruz ya. Aslında çok daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Ama inandırıcı olmayan enflasyon oranının bile altında getirili bir faiz ortamına girdik. Bayağı da altındayız. Şöyle düşün, faizin 11.25, enflasyonun 12.50. Yani TL'yi götürdün, banka yatırdın, atıyorum 11.25 veriyor sana. Bir sene sonra 11.25 alacaksın. Ama en iyi ihtimalle enflasyonun 12.50. Senin paran enflasyona karşı ezilmiş olacak. Kaldı ki TL'yi götürdün yatırdın 11.25'in üzerinden kesilecek stopajı falan da düşünürse zaten içinden çıkılmaz bir duruma gelir. Bu ortam niye yaratıldı? Önce onu söyleyeyim. Bu ortam ev satmak için, o hep bahsettiğim emlak sektörü balonunun devamlı büyümesini sağlamak için, sıfır ev satışı, sıfır konut satışı için yapılan bir iş. Fakat işte bu bizi maalesef çok başka yerlere götürecek. İşin bu tarafının dışında bir de bu tarafı var. Onları zamanla göreceğiz zaten. Faiz rakamı. Faizle birlikte krediler de düşüyor. Kredi düşünce insanlar TL'ye mevduat da alamayacağını düşündüğü için az çok akıllı her adam diyor ki ya faiz ortamı çok düşük. TL'm varsa benim, ben bunu bankaya da yatırsam zarardayım. Peki ne yapayım? Aa, ev alayım. Bu bir yatırım seçeneği. Şu anda o cazipmiş gibi gösterilmeye çalışılıyor. İşin biz başka bir tarafından bakacağız. Ben hep başka tarafından bakmayı severim ya. Sen demiştin ki parası olmayan nasıl yatırım yapar? Parası olmayanın şöyle yatırım yapma imkanı var. Bu yatırım tavsiyesi olmasın, böyle yapın demeyeceğim. Ben haftaya, bugün cuma, haftaya pazartesi, salı günü itibariyle ne yapacağımı anlatacağım. Haftaya pazartesi günü itibariyle bankalara kredi başvurusunda bulunacağım. İhtiyaç kredisi olacak bu. Çünkü karşılığında ev vesaire falan filan değil. Alabileceğim maksimum krediyi, alabileceğim maksimum vadede alacağım. Onun da aylık belli bir taksitli olacak. Aldığım krediyi hiç kuşkusuz gidip dolar ya da gram altında değerlendireceğim. Ama fiziki, ikisi de fiziki. Yani dolar alıp bankaya yatırmayacağım. Ya da banka üzerinden dijital altın almayacağım. Kapalı çarşıya gideceğim, doları oradan alacağım. Kapalı çarşıya gideceğim, altını oradan alacağım. Sonra onları da bankanın kasasına güzelce yerleştireceğim. Bankanın hesabına değil, banka kasasına güzelce yerleştireceğim. Ve beklemeye başlayacağım. Burada şöyle bir şey var. Aylık taksitleri karşılayabilecek kadar bir getirim varsa benim, oradaki paraya hiç dokunmayacağım. Çok sıkışırsam oradaki altından bir diş kırıp aylık taksit kadar ödeyeceğim. Şimdi bunu niye yapacağım? Beklentim şu. Faiz çok düşük, TL'den kaçış var ve ben TL'den kaçışın eve olacağını düşünmüyorum. Çok kısa vadede, 2 ay, 2,5 ay, 3 ay gibi bir vadede, ilk çeyrekte yani %10'luk dolar atağı bekliyorum. Bu gerçekleşirse zaten TL mevduattan bir senede alacağım parayı 2 ya da 3 ayda dolardan almış olacağım. Ödeyeceğim para 48 ay vade. Mesela kredi aldım. 1500 lira aylık ödeye ödeye gitmeye çalışacağım. Oradaki paraya ya da altına hiç dokunmayacağım. Bunun sonunda da muhtemelen bu seri halde faiz düşüyoruz ya. Muhtemelen bu dolar atağının sonrasında da seri halde faiz artırımlarına gitmeye başlayacağız diye düşünüyorum ben. Öngörüm bu. Böylelikle senin şu anda aldığın, çok ucuzdan aldığın kredi birkaç ay sonra, belki 5-6 ay sonra, belki bir sene sonra bence yok hükmünde bir rakama tekabül edecek. Çünkü ben enflasyonun çok daha büyük bir oranda, tahmin edilenden çok daha hızlı büyüyeceğini düşünüyorum. Dövizin ya da altının çok daha hızlı yükseleceğini düşünüyorum.
TL karşılığındaki herhangi bir şeyin çok daha hızlı yükseleceğini düşünüyorum ama emlak sektörünün değil. Burada ne olur? Kişisel tahminim yine. Muhtemelen bir senenin sonunda 2021'in Ocak ayında geriye dönüp baktığımda lan ne güzel zamanda yapmışım, iyi ki de yapmışım diyeceğim diye tahmin ediyorum. Oluşacak sonuca göre. Bunun bir de şöyle bir avantajı var. Diyelim bir döviz atağı oldu. Altın alırsan zaten döviz atağı aynı zamanda altın atağıdır. Ya da bir altın atağı oldu. Dünyada bir jeopolitik sıkıntı oldu. İki ülke birbirine kalkıştı falan. Ons altın atağı olursa senin gram altının da değerlenecek. Bu 48 aylık vadenin herhangi bir anında, T zamanında, 6 ay sonra, 1 sene sonra istediğin gibi dolarını TL'ye dönebilirsin. Altınını TL'ye dönebilirsin. Bir düşüş öngördün, sattın, çıktın. Tekrar bir yükseliş öngördün, tekrar girebilirsin. Sana böyle bir hareket serbestisi de kazandıracak aynı zamanda. Ama bir ev alırsan diyorsun ki bunu anında paraya döndürüp yatırımını yönlendiremez. Bir ev aldın, aradan bir sene geçti. Bir baktın ki kriz ortamı, nakit sıkışıklığı var. Hadi paraya döneyim desen, evi paraya dönebilir misin? Kriz ortamı varsa zaten ev satışları duruyor ilk önce. Bir de konutu aldın ya sen, sıfır konutu yerleştirdiler ya sana. Sana yerleştirdikleri andan itibaren düşük faizle sıfır konut veriyorlar. O konutu sana yerleştirdikleri andan itibaren senin konutun ikinci el konut. Bu bahsedilen düşük faizli krediler, 0.49, 0.59 falan gibi böyle acayip avantajlı faizler var ya, onlar sıfır konutlar için geçerli. Sen evini satarsan ikinci el senin konutun. Gidecek 0.99'dan, 1.19'dan, 1.29'dan alacak senin evi satacağın adam o krediyi. O yüzden o krediyi alan adam diyecek ki, ya ben niye bu Tolga'nın ikinci el evini alayım ki 0.49'dan? Ağzı burnu yamuk müteahhitin kurduğu şey var. Oradan alırım diyecek, 0.49'la alırım diyecek. Evet. Sen evini ne karşılığına satacaksın? Çokobaş. Anladın mı şimdi evin yatırım olmadığını, olamayacağını bundan sonra? Bir de ufak bir ekleme daha yapayım. Benim başıma geldiği için çünkü. Krediyle ev aldığın zaman o kredinin faizleri ilk yılında senden tahsil ediliyor. Kredilerin önce faizlerini, büyük evet. oranda faizlerini tahsil eder banka. Ana parayı sona bırakır. Tabii. Bir müddet sonra borcu kapatayım da faizden kurtulayım dediğin noktada zaten faizin faizi büyük kısmını ödemişsin evet. yani. Evet. Sistem güzel. Evet, şeytan sana o fırsatı vermez yani. Evet. Ha düşük bir faiz indirimi alırsın evet. ama adam zaten diyor ki... Ben ekmeğimi yemişim. 48 ay vadeyle şey vermişim adama, kredi vermişim. 36. ayında kredimi kapatayım diye geliyor gerizekalı. Zaten faizini ödemişim aptal. Taksit taksit geri kalan ana paranı öde. Öyle diyorlar zaten. Sen ha orada küçük bir faiz kalıyor geriye. O küçük faizi kurtarıyorsun. Lokum gibi bir şey bankadaki ama böyle. Bankadaki de böyle. Aha gitti gerizekalı. Almış olduğum krediyi erken kapatacağım. Ya abi süpermiş ya. Kahvenin yanındaki lokum gibi. Yani, buyurun Tolga bankanın Bey. En çok istediği şey. Bir anda likite kavuşuyor. Evet. Faizini de almış. Bir sene de kazanıyor oradan. Harika. Benim yapacağım o 48 ay vadeli kredi işlemi var ya, onun hiçbir döneminde erken kapatma yapmayacağım. Mesela 3 ay sonra ben aldım, altın 2 katına çıktı. Lan yatırdığım ana paranın 2 katına kavuştum. Dur bunu çekeyim, borcumun da yarısıyla borcumun kredinin geri kalanını ödeyeyim demeyeceğim kesinlikle. Çünkü bankaya bırakmayacağım o avantajı oraya. O sana avantaj değil, o bankaya avantaj. Evet. Herhangi bir yerinde erken kapama yapmayacağım. 48 ay 1500 liraysa o 1500 lirayı ödeyeceğim. Benim tahminim bir sene sonra o 1500 lira bayağı önemsiz bir rakam haline gelecek. İki sene sonra o 1500 lira yok hükmünde olacak. Evet. Bu ülke bunları daha önce gördü. Gördü. Babam şöyle derdi. Alalım bir araba. Şimdi taksitleri yüksek gibi gözüküyor ama iki sene sonra kuşa dönecek bu çok taksitler derdi. Çok enflasyonist bir ortamdı o. Evet. Ben yine o enflasyonist ortamı yaşayacağımızı düşünüyorum. Tam aksi bir görünüş sergiliyor olsa da resimde bize öyle gösteriyor olsa da arka arkaya gelen bu faiz indirimleri, dengesiz faiz indirimleri senin başka bir yerinden ifrazat yapacak ve tam tersine doğru bir gidiş gerçekleşecek. Dün çektiğimiz faiz caiz mi videosunun sonunda çok güzel bir enflasyon tanımı var. Onu izlemenizi öneririm. Yeniden değerleme oranı. Evet. Şimdi benim sorum şu. 2019 yılında cebinde nakit parası olan yatırımcı dolarda bekledi ve dolar istenen yere gelmediği için geriledi hatta. Geriledi. Hatta insanlar dolardan faizler de yüksekti biliyorsun. İnsanlar TL'de kaldı ve faiz gelirini elde ettiler. Şimdi bu korkuyu yaşamış insanlar bunu nasıl yapabilir? Tahterevalli örneğini düşünecekler. Hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez, sonsuza kadar da düşmez. Dolar, faiz. Dolar, faiz. Evet. Tahterevalli
bir müddet faiz aşağıda kalır. Yani TL değerli hale gelir. Dolar değersiz hale gelir. Bir müddet de tam tersi olur. Bu böyle giden gelen bir şeydir. Gelişmiş ekonomilerde bu tahterevalli sadece şöyle şöyle oynar. Tamam mı? Buradan çok büyük arbitraj, çok büyük kazanç fırsatı yakalayamaz. Bizim gibi gelişmekte olan adı altında gelişmemiş ülkelerde o tahterevalli böyle böyle oynar. Evet. Buna volatilite denir. Volatil bir şekilde. Bunun her kalkışında, inişinde akıllı adam para kazanır. Evet. Aptal adam bir sene bu burada durduğu zaman der ki dolar düşüyor. Bir sene bu burada durdu. Son bir senede gördüm ben bunu, dolar düşüyor. O zaman ne yapayım? Dolara girmeyeyim. Bir sene daha düşecek. Bu yere vurdu. Şimdi buraya vuracağım. Her şey böyle. Ondan korkarak hareket edenler böyle olduktan sonra da buradayken trene binmeye çalışıyor. Diyor ki biz trene en sondan bindik. Çünkü sende öngörü yok. Çünkü sen kafayı kullanamıyorsun. Sen geçmişte yaşadığın deneyimlerini korku haline getiriyorsun. Ve hatalar yapıyorsun. Hata. Yani ekonomideki hata, bir şey, bir enstrüman seçtin. O enstrümanın değerleneceğini düşünüyorsun. Ve değerlenmiyor. Sen de diyorsun ki ya iki senedir bekledim, olmadı. Basıp çıkıyorsun. İşte ekonomideki hata budur. Ekonomide hatanda ısrar edeceksin bazen. Bazen değil, genellikle. Çünkü oyunun kuralı bu. Hiçbir şey sonsuza kadar düşmez ya da yükselmez. Borsada kağıt alırsın, borsa çakılır. Bekle baba. Eğer para seni zorlamıyorsa. Zaten yatırım seni zorlamayacak parayla yapılan bir şeydir. 100 liralık kağıt aldın, 25 liraya düştü. Ya bekle 3-4 sene sonra inan ki o 200 lira, 250 liraya çıkacak. Evet. Sen 25 liradan sattığın anda zararını gerçekleştirdin demektir. Ama o kağıt sende durduğu müddetçe, evet. Forex'te de bu böyledir. Tamam, aklımda o Forex'te anlattığın durum geldi aklıma. Eğer çıkışını yaparsan, onun yükselse bile artık geri dönüşü yok. Çıktı, zararı aldın, evet. Bir bardak suyu içtin, evet. Kurtuluşun yok. Ama teminatın büyükse, zarardayken kalabiliyorsan, hatta aşağıdan bir daha alabiliyorsan, maliyetini düşürebiliyorsan, bir müddet sonra işte o tahterevallinin yukarı çıkışında cebini doldura doldura gidersin yukarıya doğru. Ben birkaç yıla Ekonomist Tolga kanalını açarım. Bu güzel oksijen ortamında beynim videonun sonunda şunu da söyleyeyim. İnsanlar diyecek ki bir önceki videoda faiz mi caiz mi dediniz, faizin haram olduğundan bahsettiniz. Şimdi de diyorsun ki Mustafa pazartesi günü gideceğim, kredi alacağım, o krediyle dolar ya da altın alacağım. Çok saçma. Oradaki haram değil mi? Ben faizin haram olduğunu zaten söylüyorum. Dini boyutuna hiç değinmeden geçiyorum. Faiz mi caiz mi videosunda da aslında konu din konusu değil. Orada anlatmaya çalıştığım şey, dinin para karşılığında satılabilen bir meta olduğu. Evet, eleştirdiğim merci orada bambaşka. Evet, ben burada işte oradaki insanları işte Allah korkusuyla faizle ilgili bir şey anlatmıyorum orada. Merak burada etme. Da onunla ilgili senin bir şey anlatıyorum. Senin izleyicilerin bunu anlayacak zekaya sahip. Ama işte sadece benim izleyicilerime gitmiyor bu video. Yüz binlerce kişiye gidiyor. Evet. Yüz binlerce kişinin de 100.000 kişi olsa 50.000 kişisi bunu anlamayacak zekaya sahiptir. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Dostlar, videomuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz videomuzu beğenip videomuzu desteklemeyi, eğer bu ve bunun gibi içeriklerin devamı gelsin ve ilk benim haberim olsun diyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler.